Eroin, uyuşturucuların en zehirlisidir. Baz morfinden elde edilir. Çok çabuk alışkanlık yapar. Saf halde kullanılırsa 15-20 dakika sonra kalp ve damarların hızlı çalışması sonucunda insan ölebilir. Diğer uyuşturucular yanında eroin kullanımı son birkaç yıl içinde özellikle gençler arasında büyük bir artış göstermiş ve ülkemiz için büyük bir sosyal tehlike haline gelmiştir. Vaktiyle silah kaçakçılığını ve terörü destekleyen dış mihrapların bugün Türkiye'deki uyuşturucu trafiğini de yönlendirdikleri kesinlikle bilinmektedir. Emniyet Teşkilatı'nın narkotik bölümü, uyuşturucu trafiğini durdurmak, gençleri bu afetten kurtarmak için amansız bir mücadelenin içindedir. Ülkemizin bu zehire karşı başarılı bir mücadele verebilmesi için her şey sadece güvenlik kuvvetlerinden beklenmemeli, her vatandaş bu tehlikeye karşı kendi çevresinde uyanık bulunmalıdır. Çünkü beyaz ölüm denen bu eroin belası, gençlerimizi ve toplumumuzu içinden tahrip etmeye yönelik en büyük tehlikedir. Bu gidişle daha 10 yıl üniversiteyi bitiremezsin. Ben çalış demekten bıktım, sen serserilikten bıkmadın. Baba artık küçük çocuk değilim. Kendi sorumluluğumu taşıyabilirim. Ya, öyle mi? İşte kapı oğlum. Bir ev tut kendine. Altına da bir araba çek. Aa, biraz yavaş konuşun canım. İki laf edemedim yahu. Küçük oyun sevmiyorum Meloş. Nazanlarda buluşalım. Gitmem gerek baba. Hiç değilse haftalığımı ver. İnsanda gurur olur biraz be. Ne yüzle para istiyorsun? Ama olmaz ki, hadi gel istersen. Git de serseri arkadaşlarım versin sana para. Biraz büyük oldu yanma, olur mu hayatım? Tabii canım, tabii. Ben de öperim. Nedir mesele sıkkın? Nereden bileceksin? Konkenden başını kaldıramıyorsun ki. Bir oyunun mu bakıyor sana? Bu yaşında birbirine yatırıp dövecek değilim ya, çımartan sensin, oraya boğan da sensin. Of, aranan suçlu bulundu demin. İyi oldu. Bundan böyle 5 kuruş vermiyorum. Merhaba abi. Merhaba. Bir şey mi arıyordun? Yo, ceket yere düşmüştü de kaldırdım.
eve geleli ne kadar oldu? Hala filmde oynatamadınız. Öyle konuşma kız. Filmde oynatamadık ama sana zengin bir çocuk bulduk. Bir ola kim tanıştırdı seni cicim? Vallahi aslan gibi çocuk ya! Saçmalama be! O iş başka. Birbirimizden hoşlanıyoruz. Hem artist olmamı bir ol da istiyor. Olacaksın! Ben söz verdim mi tamamdır. Figüranlık istersen hemen iş hazır. Ama ben şöyle oturaklı bir rol olsun istiyorum. Ben de öyle olsun istiyorum. Yarın gene uğrarım. Eyvallah! Güle güle, güle güle! Nereye kız? Nereye? Bir rolla buluşacağım. Akşama görüşürüz. Selam söyle. Ah sen olmayacaksın arada. Bayılıyorum oğlana. Manyak! Ha, kıskandı. Daha satamadın mı kızı? Az kaldı. İyice sıkışınca ne yapacak yani? Onun gibiler ne yaptıysa, Emel de onu yapacak. Ümidimi kesmeye başladım artık. Bugün hesap ettim, tam 7 ay olmuş evden kaçtı. Hala bir işim yok. Rüya, artist olacak. Boş ver, takma kafana. İyi değilim ben. Ben de öyle. Var mı? Yok ama bulacağız. Param var. İkimize yetecek kadar alırız. Ne? Hepsi bu kadar. Daha ne olsun be? Şipşak işi bitiriverdin zaten. Memnun kalmadım ki. Allah Allah, ne istiyorsan balayı! Hadi ver 5000 daha. Kapik işlemez. Memoş'la pazarlığımız bu kadardı. Allah ona versin bela! Bana söylemedi böyle az para! Sen Godoş'a kızacağına bu işi öğren yavru! Yatakta buzdolabı gibisin! Fistüpüt salo! Bak geçen gün çok fena! Hiç kafa yok! İmalatı ben yapmıyorum ki! Ağalar ne verirse biz tezgahlıyoruz! Bu seferki macun gibi, iyi imal! Kurt evladım! Dokunacak bir şey de yemedin ki! Kurt evladım, kurt çocuğum! Hastaneye gidelim istersen, ha? Para lazım bana, para! Kuruşum yok evladım, olsa vermez miyim? Temizliğe gideceğim, akşama yetiştiririm parayı, ha? Şimdi lazım bana be kadın! Ne biçim anasın sen be! Ne biçim anasın! Saçımı süpürge ettim oğlum! Daha ne yapayım? Param olsa vermez miyim? Yapma oğlum, yapma! Bunlar ne oğlan, bunlar ne? Para değil mi ha? Kirayı ancak tekleştirdim, kaç gündür kapıya geliyor ev sahibi! Bırak onları oğlum, bırak! Tane 500. Tamam mı? Tamam, para hazır. Beyaz sarı ne var? Beyaz nazikte biz ufakçıyız ama iyi sarı var. Parayı torbaya sulayın. We'll be right back.
Dediklerimi ona söyle. İyi geceler Meral Hanım. Ay Sonu dergisinden Cemal, röportaj için bekliyorum. Yorgunluktan öldüm. Bırak da önce bir nefes alayım. Sonra görüşürüz. Tabii. Meral abla, bu gece iyi değildin, bana kızmadın değil mi? Boş ver, idare ettik. Annen nasıl? Çok iyi. Bana iş verdiğin için sana dua ediyor. Sağ olsun, sen de biraz toparlan, tamam mı? Peki ablacığım, iyi geceler. Kapıyı kapat, görüyorsun ki terliyim. Barut gibisin bu gece. Sebebi var, hem de kaç tane. Ne onlar büyümedi. Gazete ilanına hiç sevmediğim bir resmi koydurmuşsun. Ses düzeni de Allah'lık. Hepsi düzelir. O kadar güzelsin ki bütün kusurları örtüyorsun. Sen böyle konuşunca altından bir istek çıkar. İstek benim değil, Hacı Bey'in. Konağa davet ediyor. Gelirse çok sevinirim dedi. Bak, beklediğini de gönderdi sana. Ben de biliyorum. Sayemde şöyle tartıyor ha. Güzel bir yatırım yaptım. Zamanı gelince bize borcunu ödeyecek, yurt dışına girişlerinde bize faydalı olacak. Nur ol, bizi hoş eyledin Meral. Gönlümüzde bahar açtırdın. Bizden hediyesini esirgemeyen Hacı Bey'e safa olsun. Ne kadar sürer bu iyilik falan? Hep böyle Hans. İkimiz aynı düşleri görsün. Sevilsin, mutlu olsun. Kafan iyiyken böyle konuşuyorsun. Tatlı konuşuyorsun. Sana her zaman böyleyim. Bekle biraz.
Az daha hortumu patlatacaktım be. Dolmuşum iyice. Var mı beyaz? Hem de iyisi. Ama... Aması ne? Tam yaptı ağalar. Biz aracıyız biliyorsun. Ayak yapma. Beyaz lazım. Bütün param bu kadar. Malı bölemem. Ama sana son bir kredi tanırım. 20.000 borçlandın, tamam mı? Tamam, tamam be. Ben çıkıyorum. Sen de 2 dakika sonra çıkacaksın. Al. Tamam mı? Evet, halletti mi şu çocuklar. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Hırsız puşt! Sen aldın beyazımı! Sen aldın! Görgü! Görgü, imdat! Kurtar beni bu adamdan! Bırak şunu, bırak! Ver beyazımı, sen aldın! Manyak mısınız lan? Milleti başımıza mı toplayacaksınız? Beyazım çalınmış, cebimdeydi. Memoş, sen mi aldın? Aa, vallahi billahi ben almadım. Bir ara Aysel'i gördüm, bir oğlun ceplerini karıştırıyordu. Aa, sahi çocuklar, Aysel nerede? Tuvalete doğru gittiğini gördüm. Thank you.
Ay gidelim buradan, kaçalım. Burada bırakamayız. En iyisi denize atmak. Yardım edin bana. Ay ben elimi süremem, korkarım. Gel ulan buraya, puşt. Bu pisliği temizleyelim. Birkaç gün ortalıktan toz olun. Dışarı çıkmayın. Hadi yürüyün. Geçin içeri. Yürüyün. Hadi içeri geçin. Yürüyün. Biraz geri çekin. Hepsi de içici amirim. Yazık, genç, pırıl pırıl çocuklar. Bunların sorgusuna başlayın. Tamam amirim. Amirim, o yaşlı adam vardı ya, İhsan Efendi. Gene gelmiş, dışarıda. İçeri alın. Belki torunu bunların arasındadır. Başını. Gel baba. Gel bakalım dayı. Torunun bunların arasından bir bak hele. Sağ ol evladım. Torununu mutlaka bulacağız. Nasıl ağlamam oğlum? Bir torunuma sahip çıkamadım. Anası babası Gediz depreminde öldüğünde henüz bebecikti. Afetten sağ çıktı yavrucak. Kaderi bu koca şehirde mi yazılmış? Kötüye yorma. Niceleri bulundu. Senin torunun da bulunur. Telsiz haber aldık komiserim. Denizden kimliği belirsiz bir genç kız cesedi çıkarılmış. Morgda şimdi. Gidip bakalım. Beni de götür oğlum. Yürüyeyim yanmakta, beni de götür, göreyim. Peki dayı, gel bakalım. İki gün suda kaldığı kesinlikle anlaşıldı. Ölüm sebebi aşırı dozda eroin. Ayrıca kalp zarı yırtılmış. Eroinle birlikte hava yani. Bak bakalım dayı, inşallah torunun değildir. Torunum değil, çok şükür Allah'ıma Zehra'm değil. Sen torunum değil diye seviniyorsun dayı. Şu zavallının anası da evladım diye ağlayacak. Kızım, yavrum, sana kimler kıydı? Allah'ım benim de canım ağam, yaşama kararmadan. Can vermekle kızını geri getiremezsin ki. İçim yanıyor oğlum. Nazlı Nazlı bütünü ziyan ettiler. Sebep olanlar Allah'ımdan bulur. Söylemesi acı ama... Kızının uyuşturucu kullandığını biliyor muydun? Nasıl bilir? Cahil başımdan nasıl anlarım? Güzel bir iş bulmuştum, çalışıyordum, para kazanıyordum. Meral Hanım sağ olsun, iyilik etmişti kızıma. Meral Hanım kim teyze? Meral Şafak. Hani şarkıcı var ya meşhur, işte o. Kızımı yanında çalıştı. Benim de erzabı, kışlık kömürme hiç ihmal etmezdi. Kızımla arkadaşlarından tanıdığın başka biri varsa söyle. Onu zehire alıştıranları bulmak istiyorum. Bulun evladım. Cezalarını çektiler. Benim yüreğim nasıl olsa yanmış. Başka anaların yüreği yanmaz. Hayırlı geceler Meral abla. Sağ ol. İyi akşamlar. Yanılmıyorsam Meral Şafak Hanım sizsiniz. Evet benim. Sizinle konuşmak istiyordum. Kimsiniz? Sizi tanımıyorum. Narkotik şubeden komiser Yılmaz. Benimle ne ilginiz var? Ne istiyorsunuz? Sadece bilginizi Meral Hanım. Lütfen şubeye kadar gelmenizi rica ediyorum. Buyurun. Tanıdınız mı? Aysel bu. Benim vokalimde çalışır. Ne yaptı? Bir suçu mu var? Bildiğinizi sanıyordum. İnanın bir şey bilmiyorum. Aysel'i en son geçen gece şovumuz sırasında gördüm. Bu gece de gelmedi zaten.
Ne yazık ki artık hiç gelemeyecek Meral Hanım. Aysel ölü bulundu. Ölü mü? Hayat dolu bir kızdı o. Onu bulduklarında kanı hayatta değil, eroinle doluymuş Meral Hanım. Olamaz. Allah'ım, hayır. Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız gidebilirsiniz Meral Hanım. İyiyim. Birden şoke oldum. Sevdiğim bir kız. Cinayet. Öyle sayılır. Ölüm tüccarlarının yeni bir kurbanı. Nicileri gibi onu da eroine alıştırmışlar. Yazık oldu Aysel'e. Zavallı anacığı kim bilir ne haldedir şimdi. Anacığından başka yakını da yoktu. Bir sevgilisi ya da devamlı arkadaşlık ettiği bir grubu var mıydı? Vardı sanırım. Sık sık uzay kulüpte buluşurlardı. Ama kim olduklarını bilmiyorum. Çünkü hiç beraber olmadık. Uzay kulüp dediniz sanırım. Evet, uzay kulüp. Yardımlarınıza teşekkür ederim Meral Hanım. Sizi rahatsız ettik. Rica ederim, tanışmış olduk. İyi geceler. Adınızı çok duyardım ama karşılaşmamıştık. Önemli bir bilgi öğrenirsem sizi haberdar ederim. Memnun olurum. Alo. Alo. Ben Birol. Ah, sen misin Emel? Merhaba. Nasılsın? Seni çok özledim Emel. Neredesin? Yoksa dışarı mı çıktın? Boşum Birol. Bomboşum. Dayanamıyorum. Beyaza ihtiyacım var. Sen ne haldesin? Ben sarıyla idare ediyorum. Dışarı çıkmadığım iyi oldu Emel. Bizimkilere inandırırsam para kopartabilirim. Birol, beklemeye tahammülüm kalmadı. Bulmak zorundayım. Allah'a ısmarladık. İş yok mu? Yok. Evden çıkamıyor. Parası da yok. Ne yapacağız Memoş? Feci haldeyim, görmüyor musun? Görüyorum da bir çare düşünüyorum. Çaresi ne? Söyle. Para? Param mı? Biliyorum. Biliyorum. Ama para edecek çok şey var sende. Hadi gel kız. Gel hadi. Kız şu oturan mı? Ayol, bildiğin gibi değil. Tam Hacı Bey'e layık bir parça. Daha yeni. Hacı Bey ne isterse yapar mı bu kız? Yapar, yapmaz olur mu? Öğretsin Hacı Bey'imiz. Tepe tepe kullansın. Oldu. Hacı memnun kalırsa ihya eder seni. Hazırla kızı Memoş. Oldu. Anlaştım. Hadi yavrum. Yapamam, yapamam. Manyak mısın kız? Eskiyecek mi? Bir onu seviyorum ben. Yapamam. Ya beyaz? Beyazı nasıl bulacaksın? Bak ne haldesin. Çok az vaktim var. Hadi aptallaşma. Zorlama Memoş. Yapamam dedim. Ayol, benim şöhretim var. Leke sürdürür müyüm? Uzattın ama. Etini kiralayacaksın kız. Ruhunu değil. Güzelce bir yıkansın, patlansın. Sen de. Neredeydin? Doldu musun? Doldum, boşaldım. Kuş gibiyim. Size de kaldı biraz. Ne kadar düşünceliyim değil mi? Hani nerede? Bende değil ayol. Emel'de. Nasıl bulmuş? Parasızdı. Tattım kızı. İyi para ediyor ha. Thank you.
Marcos'u kıskanır oğlum. Benden fazla düşkünsün, aşıksın. Eroine aşığım, doğru. Beni peşkeş çeken de sensin. Beyaza tutkumdan. Hiç de pişman bir ağrı yok. Durumun çok iyi. Üstelik Hacı Bey'in itimadını kazandın. Seni yurt dışına göndereceğim. Bir gün beni yakacaksınız. Korkma. Biz varız arkanda. Hacı Bey ve ben. Bize ait olanı. Sanki sizin malınızım gibi konuşuyorsun. Malım değil, sevdiğimiz. Doyamadığım kadınımız. Ben ihtiyaç var. Bize saklamamı söyledim Kata. Durun bakalım. Kimse kımıldamasın. Gelsin şu müziği. Arama var. Herkes ayağa kalksın. Şüphelileri toplayın. Üstlerini arayın. Başüstüne. Merkez 211 dinlemede. Anlaşıldı, tamam. Aa, vallahi biz bir şey yapmadık. Bak, aa, bir dakika. Yakalananlar konuşur mu? Çoğu içici abi. İyi müşterilerimdi. Taşıyıcı olarak kullandığımız bir teklin de var. O karı konuşmaz. Başına gelecekleri bildiği için konuşmaz. Narkotik işi sıkı tutuyor, ha? Evet abi. Yılmaz Bey bütün izinleri kaldırmış. Gece gündüz çalışıyor. Durumu Hacı Bey'e bildirelim. Hiçbiriniz çocuk değilsiniz. Biz size yardım etmek, içine düştüğünüz bataktan kurtarmak istiyoruz. Kesme! Tıraşı kes! Toz ver bana, toz! Konuş lan, konuş! Kimden alıyorsun malı? Bilmiyorum. Kimseyi tanımıyorum. Çok fenayım. Toz istiyorum. Şu haline bak, her gün kötüye gidiyorsun. Seni bu hale koyanları koruma, kurtulmaya çalış. Beyaz verin bana, bir mıncık beyaz verin. Hastaneye sevk edin, müşahede altına alınsın. Ay amca, bakar mısınız, biz gidebilir miyiz? Otur lan yerine. Aa, oturdu. Neden polis tutmak biz? Suç ne var? Yasalara göre suçlu değilsiniz. Üzerinizde uyuşturucu bulunmadı. Ama içici olduğunuza eminim. Suç yok, ispat. Doğru. Sen şimdi çık. Bir daha da elime geçme sakın. Ay ben de gideyim bari. Sen dur! Şu puştun saçlarını kesin. Ay yapmayın! Ayağınızı öpeyim, yapmayın! Hem niye saçımı keseceksiniz ki? Uyuşturucu kullandığım için mi? Hayır, pezevenk olduğun için. Ay! Bir dakika dolu, ay! Berber Bey, Berber amca lütfen kesmeyin! Annem beni böyle görünce çok kızacak! Bill, oğlum nasıl, iyi mi? Senin oğlun kim hanım? Adı Mehmet, ama George diye bir kefere ismi takmışlar. Bildim. Az önce hastaneye sevk ettim. Kriz halinde. Bunu bir anıya söylemek acı ama... Senin oğlun Eroin Van teyze. Ne menet şeydir bu oğlum? Kadın başımda sahip çıkamıyorum ki oğluma. Gözümün önünde eriyor, bitiyor evladım. Senin oğlun gibi niceler var. Belki oğlunu kurtarabiliriz. Üzülme.
Saatlerdir seni bekliyorum. Neredeydin? Ben mi? Nerede olabilirim ki? Geziniyordum. Bizimkiler yakalanmış, duymadın mı? Memoş ile Linda'yı bırakmışlar, George'u hastanede. Aman Allah'ım, ne yapacağız şimdi? Ya George konuşursa, Aysel anlatırsa? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Hiçbir şey düşünemiyorum. Fenayım. Boşum. Ben de senin gibiyim. Param da yok. Evde her yere kilit vurmuş babam. Kendi evimde hırsız gibiyim. Böyle devam edemez. Bir çare bulmalıyız. Senin durumun benden iyi. Hiç değilse bir ailen var. Derdin olunca yetişecekler. Ama ben... Kimsem yok sayılır. Ben varım Emel. Bak... Kaç gündür ayrıyız. Yokladım kendimi. Seviyorum seni, özlüyorum. Yanında olmak istiyorum. Neyim var senin? Boynundaki bu çürükler ne? Bir filmde ufak bir oyun vardı. Beni kaçırıyorlar güya. Figüran acemiymiş. Az kalsın boğacaktı. Yalan söylüyorsun. Yüzüme bak. Yüzüme bak da konuş. Bu çürükler ne dedim? Sus Birol. Yalvarırım, hiçbir şey sorma bana. Seni seviyorum inan. Anlat. Anlat dedim sana. Bağırma. Madem ki bilmek istiyorsun öğren. Sana telefon ettiğim gün çok fenaydım. Beyaz için ölecek haldeydim. Para buldum Memoş. Nasıl buldun? Beni sattı. Bir adamla yattı. Rahatladın mı şimdi? Rahatladın mı ha? Parayı içine sarkıt. Kelekte yapma. Parayı bırak ha. Lan polis gazla. Dur. Duvara yaslan, kımıldama. Bu herif ayakta eser deposu amirim. Çıkın arabaya. Olduğun yerde kal, kımıldama. Nasıl buldunuz beni? Vallahi anan bile tanıyamaz. Tebeşir tozu. Yem diye kullanacağım içeride. Göreyim seni Ahmet. Bir iki isim yetecek bize. Hadi başarılar. Yapmayayım abicim, bırakın. Kes yalanmayı be, kes! Allah iyiliğini seversin. Uğraşacak başka adam bulamadınız mı abicim? Bizim kısmetimiz kesik zaten. Sigaran var mı? Kullanmam, kesmiyor ki, kafa yapmıyor. İçici misin? 15 yıllık. Adımız çıkmış ya, gördükleri yerde postalıyorlar. Temiz misin? Şansım varmış. Zulamı patlatamadı aynasızlar. Yarın salarlar. Elleri mecbur. Şöyle sotalı dursana. Neden beni seçtiniz? Münasip gördük. Yılmaz'la ilişki kuracaksın. Onun her hareketini bize bildireceksin. Yapamam. Başka birini bulun. Lafı uzatma. Ne dersek yapmaya mecbursun. Yoksa bitersin. Adın gazetelere geçer.
Eroin kullandığını herkes öğrenir. İçeri düşersin. Hiç mahpus yattın mı sen? Sevici karlar seni parça parça ederler. Hacı Bey'in sabrını taşırma Meral. Polisle ilişki kuracaksın. Ne yapacağımı söyleyeyim bana. Aferin kız, akıllısın. Bir tezgah kuracaksın. Polise telefon edip başının dertli olduğunu söyleyeceksin. Güya seni eroin taşıyıcısı olarak kullanmak isteyenler varmış. Böyle diyeceksin ki ilgilensin. Say ki ilgilendi, ne olacak yani? Bundan sonrası senin kadınlığına kalmış. Polisi avucunun içine alacaksın. Çok güzelsin. Şöhretlisin. Hangi erkek karşı koyabilir sana? İşte telefon. Bağlayın. Alo? Evet, benim. Buyurun Meral Hanım. İyi misiniz? İyi sayılmam Yılmaz Bey. Başım dertte. Size ihtiyacım var. Nedir mesele? Size nasıl yardımcı olabilirim? Tehdit ediliyorum. Bir eroinman tarafından. Buraya gelebilir misiniz? Ya da evinizin adresini verin, ben geleyim. Dışarıdan aradım sizi. Bir saat sonra evimde olurum. Size adresimi vereyim. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Önceleri bir telefon şakası sandım. Şaka olmadığını nasıl anladınız? Anlatacağım her şeyi. Buyurun, oturun. Bir viski alır mısınız? Görevliyken hiç şey almam. Tehdit edenlerin kimlikleri belli mi? Hayır, daha önce hiçbirini görmemiştim. Görmedim dediniz. Telefonla aramıyor musun? Dün geceye kadar telefonla aradılar. Programımdan sonra odama bir adam geldi. Karanlık bir tip. İsteklerini sıraladı ve gitti. İstekleri neymiş? Yakında yurt dışına turnem var. Verecekleri paketi yanımda götürmemi istiyorlar. Sordum. Hiç çekinmeden eroin dedim. Taşıyıcı olarak kullanmak istiyorlar. Sert davranmayın onlara. Düşünmeniz gerektiğini söyleyin. İnanın, çok korkuyorum. Korkmayın. Yardımlaşalım. Bize büyük ölçüde yararınız dokunur. A-136 Kartal 7'yi arıyor. A-136 Kartal 7'yi arıyor. Evet, Kartal 7. Kartal 7. Kartal 7, dinliyorum. Genel müdürden izin çıktı. Sanık George adıyla Faruk Merve'de belirli miktarda uyuşturucu verilerek konuşturulması teklifiniz kabul edildi. Tamam. Anlaşıldı. Geliyorum. Tamam. Gidecek misiniz? Evet. Lütfen adamlarla irtibatı bozmayın ve beni haberdar edin. Başka çarem yok zaten. Bir sözüm daha var. Görevde olmadığınız bir gün viski içmeye beklerim. Gelirim. İzninizle. Güle güle. Alo, buyurun. Meral Hanım abi. Merhaba Meral. Yılmaz az önce yanımdaydı, şimdi gitti. Güzelim benim. Senin elinden kim kurtulmuş ki? Orasını bilemem ama George Yılmaz'ın elinden nasıl kurtulacak bakalım. Çünkü onu konuşturmaya gitti. Ah!
Koçum benim, istediğini getirdim. Bozun kralını hem. Hadi, bastır şu iğneyi, bastır! Mehmet yıllanmış toksikoman. Temizlenmesi çok güç. Kendisine uyuşturucu verilirse konuşacağını sanırım. İntihar olamaz. Cinayet. Örgüt şahit bırakmaz doktor bey. Ne var ne olmuş? İçeride cinayet işlenmiş. George'un boğazını kesmişler. Durumu öğrendim Yılmaz bey. Önleyemedik, içeri sızmayı başardılar. Sen ne yaptın? Bizim oyun tuttu, bana inandılar. Konuştular mı? En son dakikada. Tam çıkarken bülbül kesildi tombalacı. Patronların en büyük aracısı Nazif. Sabıkalı, yaralaması gaspı var. Yakın takibi alınsın. Dikkat ve gizlilik istiyorum. George olayı bize bir darbe oldu. Hı hı. Konuşturacağımızı anında haber almış olmaları lazım. Evet, anında mı nasıl? Telsiz haberini siz bana bildirdiniz, arabadaydınız. Benim yanımda ise bir yabancı vardı. Kesinlikle suçlamıyorum ama yakın bir ihtimal. Bizzat ben takip edeceğim. Kimliğini açıklayacak mısınız? Evet. Sahne sanatçısı. Adı Meral Şafak. Yemeklerimi beğendin mi? Eline sağlık, zahmet etmişsin. Benim için zevk oldu. Bir kadın değer verdiği erkeğe hizmet etmekten haz duyuyor. Teşekkür ederim. Nen var? Rahatlayamadın. Huzursuzsun. İşlerden tatsız gidiyor. Eroin makrası çığ gibi büyümekte. Sen elinden geleni yapıyorsun. Yeterli değil. Önemli bir şahidim vardı, öldürüldü. George. Şu boğazı kesilen mi? Evet, boğazı kesilen. Bir hayli geç oldu, gitmeliyim. Kalmamı istesem? Çok mu istiyorsun? Evet. Yanında güven duyuyorum. Sadece bu değil. Heyecanlandırıyorsun beni. Hoşlanıyorum. İstiyorum seni. Banyo yapacaksan hazırlayayım.
Yıkanacak mısın sevgilim? Bin kez yıkansam bana bulaşan pisliğini temizleyemem. Neler söylüyorsun? Oyun bitti Meral Şafak. Kirli çamaşırların ortaya çıktı. Evet. Uyuşturucu kullanırım. Seni kızdıran bu mu? Ölüm tacirlerinin uşağısın sen! Aletisin! Hayır! Hayır, yalan bu! Beni böylesine suçlayamazsın! George'yi konuşturacağımızı sen ihbar et! Hayır! Boşuna inkar etme! Ölüm şekli basından saklanmıştı. Oysa sen boğazı kesilerek öldüğünü biliyorsun. Niçin ilgilendim? İkili oynadığını öğrenebilmek için. Yoksa ruhunu şeytana satmış bir kadının yatağına asla girmezdim. Sus! Yalvarırım, sus! Sana bazı açıklamalarda bulunabilirim. O açıklamaları uşağı olduğun patronlarına yap. Tahsin'e, Doğulu Ağa'ya. Haberleri olsun, onlara er geçip yollayacağım. Ben hep buradayım, eyvallah. Merhaba. Merhaba yavru. Parayı getirdim. Hey, nerede? Hani? Rehbere bak, meslekler kısmı 174. sayfa. Arabayı ellerine yasan. Abi, abi vallahi bir şey yok üstünde. Silah yok. Arabayı alasın. Yasalara saygım vardır ve kanunları da iyi bilirim. Beni tutuklayamazsınız. Çünkü üzerimden uyuşturucu çıkmadı. Aracı olduğunu kabul ediyorsun, öyle mi? Laf oyunlarına kanacak kadar toy değilim. Toy değilsin. Gençliğin kanına giren aşağılık bir satıcısın. Bana hakaret etmeye hakkınız yok. Konuş, kimin uşağısın söyle, kimin köpeğisin? Buraya gelmeden sağlam rapor aldı beyim. Avukatları istedi bunu. İfadesini imza atıp mahkemeye sevk edin. Nefes alamıyorum. Fenayım. Seni dinlemeyecektim. Rolü oynayacaktım. Paramız olurdu, tozumuz olurdu. Çok fenayım. Çok fenayım. Çok fenayım. Ben daha iyiyim. Belki Memoş gelmiştir. Tozu vardır belki de. Bekle sen. Hadi bakalım kız, gir içeri. Hadi bakalım uşlan. Yavrum zampik! Soyunsana. Yeni gelin gibi ne kırıtıyorsun? Önce para. Para ne ki? Daha kıymetli bir şeyim var. Senin istediğinden. Beyaz. Tamam. Para istemem. Toz ver. Beyaz ver. Aklın başındayken beni rahatlat. Beyaz sonra. Beyaz ver. Ne istersen yaparım.
İyi misin? Böyle devam etsem, bu rüyadan hiç uyanmasam. Ya da böyle ölsek bir gün, el ele, birbirimizin sıcaklığını duyarak ölsek. Blöf yapıyor. Elinde kozları olsaydı tutuklardı. Anlamıyor musun? Senin doğulu bir aile işbirliği içinde olduğunu biliyor, söyledi bana. Bilmesi başka, ispat etmesi başka. İspat edecek, yemin etti. Vakti olmayacak güzelim. Bize erişemeyecek, yok edeceğim Yılmaz'ı. İşe gidiş geliş saatlerini öğrenin. Vuracak mıyız? Daha sağlam bir yol seçtim. Madem ki kellemizi istiyor, biz onun kellesini alırız. Bir haber yok mu beyim? Henüz izine rastlamadık, sakın köyüne dönmüş olmasın. Mümkün yok, bütün otobüsleri aradım. Gelen giden hemşehrilerime soruyorum. Başına bir şey geldi torunumun. Kötüye yorma, başka şehirde de olabilir. Haber alırsam seni hemen ararım. Sağ ol beyim, sağ ol. Meral'i yakın takibi aldım. Bugün saat 11.50'de Tahsin'in villasına geldi. Kulüpte provaya başlayınca bıraktın. Çok yaşa Ahmet, aferin sana, nefes aldırmıyorsun bunlara. Meral bu işin düğüm noktası, biliyorsun. Biliyorum beyim. Başka bir emriniz yoksa, Meral'i kulüpte göz hapsine alayım. Belki bir ipucu geçer elimize. İyi fikir, arabayı kap git. Resmiler görevde, özeli alabilir miyim? Tamirdeydi. Az önce getirdiler, arka sokağa park ettiler. Ne duruyorsun, fırla! Bağlayın. Evet benim. Ne istiyorsun? Tehlikedesin Yılmaz. Takip edildiğim için ancak şimdi arayabildim. Arabana bomba koyacaklar. Çocuk değilim, numara yapma. Yarın veririm dedin. Ben de yarını beklerim Selim. Üzme bu tatlı kızı Nazil. Para nedir ki? Hemen buluruz. Sağ ol Memoş abi, yarın öderim sana. Neden yarın? Şimdi ödeyebilirsin tatlım. Nasıl öderim? Çok kolay. Hadi gidelim şimdi, hadi hadi. Damarlarımda yangın var sanki. Ben daha beterim. Otuz binden aşağı olmaz. Kız daha sübyan ulan. Başım derde girmesin. Aa, sorumlusu benim. Daha ne istiyorsun çapkın? Kapıyı ilk sen açacaksın. Ulan puşt, huylandırdın beni. Ne kaka laf, duymayayım bir daha. Tamam, paranı veriyorum. Ver. İyi değilim. Beni odaya çıkar bir ol, ne olur. Hadi gel çıkalım. Hadi. Kalk. Kardeşim Sunu, kız kardeşimi otele getirdiler.
seçenekler! Ne oluyorsun ulan, delirdin mi? Sattığınız kardeşim benim. Ne olmuş kardeşinse? Sevgilini satarken iyi miydi? Şimdi bir tutam toz versem, bacını da ananı da satarsın sen. Daha bozma yoksa bitiririm seni. Hadi kız ağlama. Korkacak bir şey yok bunda. Bak gör, hoşuna da gidecek. Güzel günler yaşadık bu evde. Şimdi yürü ve arkana bakmadan eve gir. Hadi. Sen ne olacaksın abi? İçinde bulunduğum çirkeften kurtulmaya çalışacağım sonra. Nasıl olursa olsun. Hadi git şimdi. Abini olmak istiyorum. Peki abi. Gideceğim. Ama şunu bil ki küçük kardeşin akıllandı artık. Bundan sonra benden utanmayacaksın. Gurur duyacaksın. Abicim benim. Allah'a ısmarladık. Güle güle küçük. Şunu bilmeni isterim. Abini yalnız bırakmayacağım. Ölünceye kadar. Duydunuz mu? Birol adam vurmuş. Kimi vurmuş? Sarı Nazif'i, eroinciyi. Yakalamışlar mı? Hayır, Emel'le kaçmışlar. Yardım etmeliyiz, onları bulmalıyız. Koruluğa kaçmış olabilirler. Evet, hadi çocuklar. Sevip okşamanın ötesinde sana bir erkek gibi sahip çıkamadım. Üzdüm batakta beni yalnız bırakmadın beni. Bu da kısa ömrümün en büyük kısmeti oldu. Kaderini bana bağlama. Gittiğim yere seni de götüremem. Beni bırakıp nereye gideceksin? Dönüş olmayan yer. Beni de götür. Mal. Onun bunun eline bırakma beni. Gittiğim sonsuz bir karanlık. Yokluk. Karanlıkta da seninle olayım. Thank you.
Kimlikleri üzerlerindeydi. Erkek iç adamı Sıtkı Uçar'ın oğlu. Kız Geliz doğumlu. Geliz doğumlu mu? Evet müdürüm. Adı Zehra. He, yoksa bu kız... Evet, bizim İhsan Efendi'nin torunu. İhtiyacı bu haberi nasıl vereceğiz? Arkadaşlarınızın başına gelenlerden ibret alırsınız inşallah. Doğru yola girmezseniz sonunuz bundan iyi olmaz. Otelindeki eşyaları dağıtırdık. Cenazeyi alman için kağıtları hazırladım. Allah sabrını verir İhsan dayı. Ak gelinlik giyecek yaşında kefen giydi yavrucuğum. Giymedi, giydirdiler. Bak İhsan dayı, torununu sana geri veremem ama şunu bilmeni istiyorum. Gözünden akan bir damla yaşına canavarları kurban edeceğim. Sana yemin ediyorum torununun kanını yerde bırakmayacağım. Polis Yılmaz Ecel gibi peşimize takıldı. İpte sallandırmaya yemin etmişken biz eli kolu bağlı oturamayız. Polisi pusuya düşüreceksin Meral. Yapamam. Her istediğinizi yaptım ama cinayete alet olamam. Kaşınma karı, küllüm ederim seni. Ne şanın kalır ne şöhretin. Sürünürsün. Razıyım. Her şeye razıyım. Yeter ki rahat bırakın beni. Sen ne biçim erkeksin lan? Bir karıya sözünü geçiremiyorsun. Ne söylerse karşı çıkıyor. Başına gelecekleri bilmiyordu ondan. Destur ver de onu yola getireyim ağam. Hadi özür dile Hacı Bey'den, sizin köpeğinizin de! Hayır! Hayır! Atın bu köpeği dışarı! Bir mıncık bile toz verilmeyecek. Hiçbir işte çalıştırılmayacak. Kapımıza gelip köpek gibi yalvarmasa bağışlanmayacak. Şarkıya girmekte geç kaldın Meral. Ne var Meral, hasta mısın? Yorgunum. Paydos edelim. Sen ha? Beni içeri almayacak mısın? Bana mı döndün? Evi bıraktığın gibi bulmadın, değil mi? Sana otur diyebileceğim bir yerim bile kalmadı. Sedat, sana ne oldu? Bilmiyor musun? Eroin. Her şey beyaza gitti. Nedir Meral? Bunca yıl sonra neden buraya geldin? İhtiyacım var. Beyaz bulamıyorum. Perişanım. Bulmalısın bana. Nereden bulur? Bulursun. Bunun tadını ilk sen verdin bana. Beni herhalde böyle bırakmayacaksın. Satacak mı bunlar kaldı? Alıcı bul, beyazı kırışalım. Dayanamıyorum! Alıcı bekleyemem! Yardım et bana!
Ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Kimi aradınız? Ben Meral. Yalvarırım yardım et bana, çok fenayım. Nereden arıyorsun? Neredesin? Çıldırıyorum Yılmaz. Sana muhtacım. Yalvarırım gel. Al beni. 4. Levent'teyim. Telefon kulübesinde. Çok fenayım. Çok. Çok. Dinle beni. Kriz geçiriyorsun. Durma çık bulunduğun yerden. Yürümeye çalış. Koşmaya çalış. Dediklerimi yap, geliyorum. Tahsin, Hacı Bey denilen Güneydoğulu ağanın sağ kolu. Kesin tarihini bilmiyorum ama çok yakında sevkiyat yapacaklar. Bu taşımacılık işinde beni de kullanmak istediler ama kabul etmedim. Diğer taşımacı, Linda adında bir yabancı kadın. Başka bir bildiğim yok. İfademi kendi isteğimle verdiğimi kabul ediyorum. Yardımınıza teşekkür ederiz Meral Hanım. Ne yazık ki mahkemede etkin bir şahit olmaktan öte bir faydanız olmayacak. Delil gerekli. Onu götürebilir miyim? İfadesini imzaladıktan sonra gidebilir. Bir şey istesem yapar mısın? Söyle. Elimi tut. Biliyorum. Tiksinti veriyorum sana. Ama elimi tut. Daha önce söylediklerim için özür dilerim. Oldu mu? Haklıydın söylediklerin de. Patronların köpeği olmuştu. Beyaz'ın esiri olmuştu. Belki gene onlara döneceğim. Bekliyorlar aslında. Bekliyorlar mı? Evet. Benim istediğim onlarda var çünkü. Gideceğim Yılmaz. Ne yapmayı düşünüyorsun sen? Sana yardım etmek istiyorum. Zehirlenen gençlerin, yüreği kan ağlayan anaların acısını çıkartmak istiyorum. Bana bir bavul verecekler. İçi eroin dolu.
Tehlikeli bir oyun bu. Hayatın söz konusu. Hayatımın nesi vardı? Bütün değerlerimi kaybettim. Bitmişim. Hiç değilse onurlu bir tarafı olsun hayatım. Alo. Alo. Tahsin sen misin? Çok fenayım. Hata ettim. Çok çabuk pes ettin güzelim. Sen bizsiz, biz sensiz olamayız. Bavulu göndereyim mi? Yoksa sen mi alırsın? Ben gelip alırım Tahsin. İstediğimi de hazırla lütfen. Damarlarım bomboş. Kanım beyaza hasret. Yarın saat 2'de. Sana minnettarım Tahsin. Beni sevmeden mi göndereceksin? İhtimal yok ama bir terslik olursa kimseyi tanımıyorsun, tamam mı? Tamam. Polis! Baskın var abi! Dur! Nereye gidiyorsun? Yere yatma lan, yere! Koşun, baskın var! Sarın etrafı! Mal bavulda, kaçırma onu! Sus, konuşma! Son
Bir sözüm daha var. Seni... gerçekten... Adamı vurmazsın herhalde. Acı dediğin adam kim? Konuş yoksa öldürürüm. Ben konuşacağım. Acının adı Müslüm Koca. 4 uçağıyla bugün Paris'e hareket edecek. Lütfen dikkat. Türk Hava Yolları'nın 806 sefer sayılı uçağıyla Paris'e uçacak olan yolculara. Bagaj ve pasaport kontrolü için son çağrı. Teşekkür ederiz. Attention please. Last call for all passengers to Paris on flight TK-806 for customs and immigration control. Thank you. Buyurun geçin. Beyan dışı bir eşyanız var mı? Hayır. Buyurun geçin. Beyan dışı bir eşyanız var mı? Hayır. Adın Linda mı? Evet, ben Neva. Benimle muayene odasına gel. Şunu da bir bak. Şöyle arka üstü uzan. Bir dakika önce havalandı. Yolcular lisesinde Hacı Müslüm Koca var mıydı? Bu isimde bir yolcu yok efendim. İhbarınız üzerine aradı. Eroini içine gizlemiş. Sen Hacı Müslüm Koca ile gidecektin. Nerede o? Paris uçaktı. Adı yok Müslüm Koca. Agop Dikranyan. Ben narkotik müdür muavini Yılmaz Gürer. Sizi tanıyorum müdürüm. Paris uçağında bir suçlu bulunmakta. Adı Agop Dikranyan. Uçağın geri çevrilmesini istiyorum. Sorumluluk benimdir.
Kaptan pilot konuşuyor. Sizi dinliyorum kule. Uçağınızda güvenlik kuvvetlerince aranan bir kaçak olduğu tespit edilmiştir. Alana dönün, alana dönün, tamam. Sağ olun, sağ olun. Sayın bayanlar, baylar. Teknik bir arıza nedeniyle geri dönmek zorundayız. Tehlikeli bir durum söz konusu değildir. Lütfen kemerlerinizi bağlayın ve sigaralarınızı söndürün. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, due to technical reasons we have to land back. There is no danger at all. Please fasten your seat belts and put out your cigarette. Thank you. Masken düştü Agop. Seni tutukluyorum. Tutuklama sebebini öğrenebilir miyim? Sahte kimlik, cellatlık, gençlere çocuklara ölüm satmak. Eroin mafyasının başı olarak insanlık düşmanlığı. Yürü bakalım, arkanda kimler olduğunu anlatacaksın.